diğer bir konukla söyleyeceğimiz oturumuza başlıyoruz. İlk konuşmacımız Profesör Doktor Ayhan Kara. Kendisi bize yollar, memleket, göç süreçlerinde kökler ve güzel yatay başlıklı bir sunum yapacak. Ben çok kısaca bilgi vermek isterim kendisiyle ilgili. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümü öğretim üyesi. Ama aynı zamanda özellikle Avrupa'da birçok üniversitede ve birçok araştırma konusunda da akademisyen olarak görev almaktır. Bunlar açısından, bizler açısından da çok önemli olan özellikle Avrupa'da yükselen radikalleşme ve gençler arasında özellikle artmış bu aşırı sağ hareketler. Aynı zamanda Türkiye'deki Suriye mülteciler konusunda davetli akademisyen ve bir şekilde misafir öğretim üyesi olarak birçok üniversitede dediğim gibi faaliyet sürdürmekte. Birkaç çalışmış olduğu yerden de bahsetmek isterim. Özellikle Floransa'da European University Institute'da çalışmalarını sürdürüyor. Yine Monet Fellow olarak, Jean Monnet Fellow olarak araştırmalarını yürütüyor. Aynı zamanda Avrupa Araştırma Konseyi'nde çalışmalarını yürütmekte. 2013 yılında ve 2011 yılında dediğim gibi Almanya'da ve İsviçre'de profesör olarak araştırmalara devam etmiş ve dersler vermiş durumda. Şimdi kendisi bize bu göçün, bu sıradaki köklerin ve güzergahların aslında yani yolların öyküsünü bir sosyolog gözüyle tartışacak. Buyurun değerli hocam. Çok teşekkür ederim Necati. Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Yağmurlu bir günde. Ben Yeşilköy'de oturuyorum. Sabah kalktığımda nasıl geleceğimi açıkçası çok fazla bilemedim ama Kadıköy'de ne zaman bir şey olsa, çünkü çocukluğumun, gençliğimin geçtiği bir yer Kadıköy, özel bir yer benim için. Dolayısıyla Kadıköy'e gelmek, eve gelmek gibi bir şey diyeceğim için. Bir yol oldu. Bir yol oldu. Dolayısıyla hele son yıllarda küreselleşmeyle birlikte insanların olup biten pek çok şey karşısında kendilerini kaybolmuş hissettikleri, bütün bilgi bombardımanı karşısında insanların kendisini aciz hissettikleri bir dönemde nostaljinin ne kadar önemli bir hal aldığını hepiniz biliyorsunuz. Eminim burada hepinizin nostaljik yanları vardır. Nostalji aslında eve dönme. Eski Yunanca bir sözcük, içeriği eve dönmek, bildiğimiz yere dönmek. Hatta bundan iki yıl önce Bertelsmann Bakkı'nın bir yeni çalışmasında nostalji öyle bir noktaya geldi ki 25 yaşına kadar indiği şu anda biliniyor. Bilimsel bulgular bunu gösteriyor. Dün hatta öğrencilerimizle bir seminerim vardı. Yaklaşık 60-70 kadar öğrencinin olduğu bir seminerde sordum. Ben de merak ettim. Türkiye'de bu nasıl? Yaklaşık 10 kadarı, onlar da yine 25 yaş altı gruplar, 10 kadarı kendilerini nostaljik hissettiklerini söylediler. Dolayısıyla bu nostalji ve işin psikoloji yanı beni son dönemde biraz daha fazla ilgilendiriyor. Burada sizlerle yapmak istediğim şey, bir göç çalışmaları uzmanı olarak çok uzun yıllar öncesinde özellikle Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli gençlerin diasporik kimliklerini anlamakla yola başlayan, hatırlarsınız Carter vardı, rap Türkiye'ye gelen, hani Çengen'den çıkan çılgın Türkler. O dönemde ben İngiltere'de doktora yaparken tam da onlar Türkiye'de çalışmalarını sürdürüyorlardı ve büyük yankılara yol açmıştı. Çoğu zaman yanlış anlaşılmıştı. O benim aslında bir sonraki aşamadaki doktora konum oldu. Merak etmiştim ve benim göç ile ilgili yolculuğum biraz onlarla başlar. Rap ile başlar, hip hop ile başlar, gençlerle başlar. Sonra da bu çalışmaları biraz daha genişletip Avrupa'da yaşayan, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, dört ülkede yaşayan Müslüman kökenli, Türk kökenli,
Türkiye kökenli insanların yine gündelik hayattaki kimlik oluşum süreçlerini anlamakla devam etti. Akabinde Türkiye'deki 2000'li yıllarda çalışmalarını sürdürürken kendimi Çerkez diasporası konusuyla ilgilenirken buldum. Anadolu'nun neredeyse her yerini, Çerkezlerin yaşadığı her yeri gezdim. Antropoloji çalışmalar yaptım. Çerkez var mı aranızda bilmiyorum, Afaz var mı aranızda bilmiyorum ama Çerkezlere bakıldığı zaman Çerkezlerin 19. yüzyılın sonunda Türkiye'de Rus istilasından kaçarken Osmanlı tarafından konuşlandırıldıkları yerler ilginçtir. Bu göç öyküsü sıradan bir göç öyküsü değildir. İşin politik yanı vardır, işin askeri yanı vardır. Osmanlı Çerkezleri yüzü suyu hürmetine misafir etmemiştir. Kucak açmamıştır. Osmanlı Çerkezleri Balkanlara yerleştirmiştir. Samsun'dan başlayan Hatay'a kadar inen Sivas, Uzunyayla, Maraş, daha sonra aşağıya kadar Hatay'dan sonra Reyhan'dan sonra Suriye, Ürdün ve İsrail'e kadar yerleştirmiştir. Dikkat edin, buralar Osmanlı'nın 19. yüzyılın sonlarından itibaren merkezkaç milliyetçi, azınlık milliyetçi unsurların kendilerini var ettiği yerlerdir. Dolayısıyla Balkanlarda, Balkan milliyetçiliğine karşı Anadolu'da Alevi, Kürt, Ermeni, Rum milliyetçiliklerine karşı konuşlandırılan unsurlar olmuşlardır. Bunu söylüyorum çünkü Gülçin'in her zaman her yerinde mutlaka politik olan bir şeyle karşılaşıyoruz. Daha sonraki süreçte Türkiye'de özellikle 90'lı yıllara izini 90'lı yıllara aslında yön veren zorunlu göç konusuyla ilgilendim ve iç göç unsuru olarak zorunlu göçün Türkiye'deki yansımalarına baktıktan sonra da bir sonraki aşamada ister istemez kendimizi Suriyelilerin göçüyle, kitlesel göçüyle birlikte buluyorsunuz. Ve şu aşamada da Avrupa'da bütün bu mülteci krizinin neden olduğu bir takım yansımaları anlamaya çalışırken kendimi buldum ve Avrupa'da popülizm konusuyla, sağ popülizm konusuyla ilgilendim. İşte son dönemde birkaç tane uluslararası yayın evlerinden kitaplar çıktı. Ve şu anda da Avrupa'da gençler arasında radikalleşme konusuyla ilgileniyorum. Mutlaka çalışmalarımın her biri göçle örtüşüyor, göçle bir yerden temas halinde. Ama göç çalışmaları yaparken benim her zaman altını çizdiğim noktalardan bir tanesi aslında göç konusunu devletin, kapitalist devletin dönüşümünü anlamak için bir araç olarak gördüm ve görmeye devam edeceğim. Göç konusunu, göçmenler konusunu çalışırken aslında onlar üzerinden devletin değişen yüzünü, refah devletinden nasıl neoliberal devlete geçtiğini, evrildiğini ve dolayısıyla şu anda devletin azınlık olan unsurları, güçsüz olan, mağdur olan unsurları korumaktan, kollamaktan son derece uzak durduğunu anlamaya çalışan çalışmalar yapıyorum. Bu benim güzergahım, bu benim yolculuğum. Bu toplantılar dizisinin başlığı da benim motolarımdan bir tanesi. Hakikaten yol özgürlük benim için öyle bir şey. Bu başlığı görünce ilk aklıma gelen şey yıllar öncesinde derinlemesine çalıştığım ve çok etkilendiğim Emmanuel Levinas'ın felsefi görüşleriydi. Emmanuel Levinas Litvanya kökenli, Yahudi kökenli, 1900'lü yılların başlarında doğmuş, sanıyorum 90'lı yıllarda vefat eden önemli bir felsefeci. Birebir aynı olmasa bile işte Sufi anlatısında, Mevlevi'likte, Bektaşilik'te izlerini görebileceğiniz bir takım şeyler söylüyor bize. Ve içeriden geleneksel Avrupa felsefesinin eleştirisini yapıyor. Diyor ki aslında Avrupa felsefesi bugüne kadar kendi evinden çıkıp dünyaları anlamaya çalışırken her defasında kendi evine, kendi canemine dönmeyi istedi, dönmeyi arzuladı
anladığını düşünürken de başka dünyaları, başka toplulukları, başka kültürleri aslında o kültürleri kendi anlam dünyasına asimile etti. Dolayısıyla Levinas'ın felsefesinde asimilasyona karşı bir duruş vardır. Levinas idrak etmeyi ilhak etmek olarak görür. Ki özellikle antropoloji konusunun çalışanlar 19. yüzyılda baktıkları zaman, 20. yüzyılda baktıkları zaman antropolojinin ne kadar kolonyal, sömürgeci bir disiplin olduğunu bilirler. Ben de kısmen sosyal antropolojiden geldiğim için antropolojiye olan yaklaşımım biraz Levinas'ın felsefeye olan yaklaşımı gibidir. Benim her zaman arzuladığım şey aslında çıkıp eve dönmemek. Yani çünkü eve dönmek demek pek çok şeyi yeniden kendi anlam dünyanıza katıp anladığınızı sanmak. Halbuki göç bağlamında, ötekilik bağlamında ötekini anlamak hiç de kolay değil. Levinas özellikle bize onu söyler. Mutlak ötekilikler vardır der. Mutlak ötekilikler durumunda bireyin ötekini anlaması mümkün değildir. Bunun için çaba da gösterilmemelidir. Bir siyahın ya da bir beyazın bir siyahı anlaması mümkün değildir. Bir erkeğin bir kadını anlaması mümkün değildir. Bunlar mutlak ötekilik durumlarıdır. Başka ötekilik durumlarında anlama söz konusu olabilir. Ama mutlak ötekilik durumlarında ya da bir Türk'ün bir Kürt'ü anlaması, bugün itibariyle bir Türk'ün bir Suriyeli'yi anlaması o kadar mümkün değildir. Çünkü anladığımızı sandığımız şey belki de ön yargılarımızın olumlanması olarak düşünülebilir. Çünkü tekrar etmek gerekirse mutlak ötekilik durumlarında Levinas idrak etmeyi ilhak etmek olarak görür, sömürgeleştirmek olarak görür. Dolayısıyla benim kendi çalışmalarımda her zaman bu varsayımların öncelikli olarak ortaya çıktığını söyleyebilirim. Bir diğer varsayım da göç bağlamında düşündüğümüz zaman Henry Gibson'in ve Mark Twain'in yıllar öncesinde farklı bağlamlarda, farklı yerlerde, farklı coğrafyalarda birbirinden bağımsız olarak dile getirdikleri ortak bir anlayışları var, ortak bir temaları var. O da şöyle, her ikisi de diyor ki aslında çoğunluklar genellikle haksızdır, azınlıklar genellikle haklıdır. Benim bütün çalışmalarımda yine bu varsayımın çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Çünkü göç çalışmaları yaparken aslında benim yaptığım şey bir anlamda azınlıklar ile çoğunluklar arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmak ve çoğunluğun azınlığın üzerinde kurduğu tahakkümün azınlığa ait bireyleri zaman içerisinde bir azınlık haline getirdi. Çünkü kimse isteyerek, gülerek, oynayarak, arzu ederek bir azınlığın parçası olmak istemez. Azınlık kendiliğinden olan bir şey değildir. Azınlık inşa edilen bir şeydir. Azınlık çoğunluk ile ilişkisinde, bireylerin çoğunluk ile ilişkisinde hissettikleri bir takım duygular üzerinden ortaya çıkan bir şeydir. Dışlanmış, ötekilenmiş bireyler, sosyoekonomik, kültürel, dinsel açıdan dışlanmış olduğunu hisseden bireyler bir süre sonra benzeri özelliklere sahip başka bireylerin de ortaya çıktığını görünce bir süre sonra iktidarı veya çoğunluk toplumunun egemen temsil rejimlerine karşı bir muhalefet bloğu oluşturmaya başlıyor Gramsci'nin anlamda düşünecek olursak. Dolayısıyla yine özellikle Almanya bağlamında olsun ya da Fransa bağlamında ya da Türkiye bağlamında olsun göç konularına bugün de Türkiye'de aslında olan şey gettolara hapsedilmek durumunda kalan Suriyelilerin yavaş yavaş kendi içine çekilerek daha diasporik, daha içine kapalı, daha gettovari oluşumlar ortaya çıkardıklarıdır. Burada dikkat edilmesi gereken şey Almanya bağlamında olsun, dünyanın neresinde olursa olsun dikkat edilmesi gereken şey azınlık olduğunu düşündüğümüz insanların aslında gündelik hayatta çoğunluğun içerisine girip kaybolma arzuları vardır. Yani bir anlamda büyük şehirlerde insanların var olmasının, göçmenlerin bu kadar büyük şehirleri tercih ediyor olmalarının nedeni büyük şehirlerde kaybolmak kolaydır. Kaybolduğunuz yerlerde stigmatize edilme riskiniz düşüktür. Çünkü diğer insanlardan bir farkınız yoktur. Ama eğer
Bütün bu arzunuza rağmen kaybolmak, çoğunluk toplumunun bir parçası olmak arzunuza rağmen kaybolamıyor iseniz, stigmatize ediliyor iseniz, yaftalarla karşılaşıyor iseniz, o zaman kendi cemevinize çekilip kendi kimliklerinize, kültürel, dinsel, etnik kimliklerinize sarılıp oralarda kendinize benzer olan unsurlarla bir aradalık kurup inşa edip kendi gettolarınızı pekala oluşturabiliyorsunuz. Dolayısıyla çalışmalarında özellikle göçmenlere bakarken aslında yapmaya çalıştığım şey çoğunluğun analizidir. Çünkü göçmen Simmel'in ifade ettiği şekliyle yabancıdır. Yabancı bugün gelen ve yarın kalacak olandır. Yabancı bize aynı tutandır. Yabancı bizden farklıdır. Yabancı bize aynı tuttuğu için de bizim kendimizi görmemizi sağlar. Bugün Türkiye'de nereye gidersek gidelim, Suriyeliler, mülteciler konusunda konuşmalar yaparken bir süre sonra Türkiye toplumunu analiz etmeye başladığımızı görüyoruz. Çünkü Türkiye toplumuna ilişkin konuşulacak çok şey var. Suriyelilerden yola çıkıp Türkiye toplumunun içinde bulunduğu sosyoekonomik, politik koşulların analizini yaparken kendimizi buluyoruz. Bunu bize yaptıran Suriyeli mülteciler. Bunu bize yaptıran bu kadar insanın bu ülkede şu anda varlığıdır. Dolayısıyla her zaman göç ve göçmen konusunu çoğunluk toplumunu anlayabilmek için önemli bir bize ışık yol gösterdiğini, ışık tuttuğunu düşünüyorum. Bunlar benim çalışmalarımda özellikle altını çizmeye çalıştığım noktalar. Yol özgürlüktür, doğru. Özellikle bir takım yine çalışmalara referans verecek olursak, benim yine çok beğeniyle okuduğum, her zaman çalışmalarımın yapı taşlarından biri olan Gilles Deleuze ve Félix Guattari gibi düşünürlerim. Özellikle kullandıkları rizom kavramı, bilmiyorum tanıdık bir kavram mı sizin için, Türkçe'de kök sap olarak karşımıza çıkıyor. Rizom aslında bu bahçelerimizdeki yabanı otlar var ya, hani bahçıvanın bahçesinde görmek istemediği yabanı otlar. Onlar horizontal olarak yayılırlar. Benim de yazlıkta bahçemiz var. Bir ara onlarla mücadele ediyordum ama sonra mücadele etmeyi bıraktım. Mümkün değil. Yani yabanıl otlara karşı mücadele etmeniz mümkün değil. Bahçıvan bahçesini belli bir sistematik içerisinde tutmak ister. Belli bir disiplin içerisinde tutmak ister. Belli bir düzeye geldiği zaman otların kesilmesi gerekir. Ama yabanıl otlar bu hiyerarşik ilişkiyi reddeden, yatay olarak yayılan çok köklü otlardır. Yani onlar topraktan çıkarlar, toprağın üstünde bir süre yol alırlar, sonra tekrar toprağın içine girerler, sonra tekrar çıkarlar ve böyle giderler. Rizomun özelliği kökleri karşısında ne olursa olsun içine alan, birlikte büyüyen otlardır, unsurlardır. Kök sap, yani ağaçların da köklerine baktığınız zaman onlar bazen yer üstüne çıkarlar. Karşılaştıkları organik bütün unsurları içine katarak birlikte devam ederler. Bu benim için o kadar önemli ki, çünkü üçüncü kültür dediğimiz, üçüncü alan dediğimiz alanın varlığına işaret ediyor. Modernite bize kartezyen bir ikilik içerisinde düşünmeyi, yaşamayı bir anlamda dayatmıştır. Bu hala varlığını devam ettirmektedir. İyi, kötü, güzel, çirkin, siyah, beyaz dikotomileriyle özellikle bugün egemen olan sağ popülist anlatının liderlerinin de bize dayattığı gibi, değil mi? İyiler vardır, kötüler vardır, inananlar vardır, inanmayanlar vardır. Ve bu kartezyen ikiliğin reddi anlamına gelen bir takım şeyler söylüyorlar. Göç uzmanları, nomadları çalışan, göçleri çalışan, göçmenleri çalışan uzmanlar, onlardan Félix Gilles Deleuze ve Félix Guattari'nin özellikle rizom kavramı bize aslında şunu anlatıyor. Bugün içinde yaşadığımız dünyada her birimiz köklerimizden ayrık yerlerde olabiliriz ama köksüz değilizdir. Yani
rootlessness dediğimiz şey aslında gerçekliği yansıtmaz. Gerçekliği yansıtan şey herhalde çok köklülüktür. Biz nereye gidersek gidelim köklerimizi bırakmak isteriz. Ama o illaki tek bir yerde olacağımız anlamına gelmez. Başka yerlere gider, orada kök salar, sonra başka yerlere gider, orada kök salar. Bir rizom gibi horizontal bir şekilde yayılmaya çalışırız. Göçmenler bize o anlamda Almanya'daki Türkiye'lileri örnek vermek gerekirse, genellikle Türkiye'den de bakıldığında genel anlayış bu insanların Almanlaşmış olduğu, bu insanların Türklüklerini kaybettikleri, değil mi? Şeklindedir. Hani Almancı tanımlaması vardır bizde. Halbuki detaylarına baktığınız zaman Almancı dediğimiz insanlar hiç de böyle küçümsenecek falan insanlar değil. Bizim Ferhat Kenter'le 2005-2008 yılları arasında Almanya, Fransa, Belçika ve yaptığımız çalışmalarda çok net olarak gördük ki sayısal olarak da ne kadar bir antropolog olsam bile, sosyal antropolog olsam bile sayısal olarak da biz Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli insanları yaklaşık %30'unun üçüncü bir dili çok iyi konuştuklarını, İngilizceyi çok iyi konuştuklarını, Türkçe ve Almanca'nın ya da Fransızca'nın dışında üçüncü bir dili çok iyi konuştuklarını gördük. Dolayısıyla bu Almancılık yaftası aslında son derece muhafazakar, son derece kendi içine kapanık, son derece kendiyle problemli olan bir insan grubunun yapabileceği, üretebileceği bir yaftadan başka bir şey değil. Bu bizi kültürün nasıl tanımlanması gerektiği noktasına getiriyor. Göç çalışmaları yaparken yine bizim yaptığımız önemli noktalardan, müdahale etmeye çalıştığımız önemli noktalardan bir tanesi de kültürün nasıl tanımlandığı. Kültür iddia edildiğinin aksine kökleri olan, değişmeden kalan bir şey değil. Aslında kültür son derece bireye ait olan, birey tarafından tanımlanan, değiştirilen, zamanla dinamizm kazanan bir şey. Biz herhangi bir kültürün içine doğabiliriz ama zaman içerisinde bizim kültürel kimliğimizin annemizin, babamızın veya kardeşimizin kimliğinden farklı olduğunu görmeye başlarız. Ama başka bir takım söylemler vardır ki bu kültürü 19. yüzyıl holistik kültür nosyonu olarak tanımlayan muhafazakar anlatıdır, milliyetçi anlatıdır, kendi içine kapalı anlatıdır, özellikle otantikliği sürekli vurgulayan anlatıdır, başkalarıyla karışımı engellemeye çalışan, onu reddeden anlatıdır, hep orijinalliğe, hep otantikliğe vurgu yapan anlatıdır. Bu aslında ideolojik bir anlatıdır, milliyetçiliğin anlatısıdır. Çünkü kültür böyle bir şey değildir. Kültür, içine doğduğumuz bir şey olmakla birlikte zaman içerisinde bizlerin bireyler olarak işimize geleni alıp, işimize geleni bir tarafa bıraktığımız bir şeydir aslında. Kültür son derece antropolojik, sosyolojik, coğrafi bir şeydir aslında. Dolayısıyla 20. yüzyılın, 21. yüzyılın küreselleşme çağının kültür nosyonu dediğimiz senkretik kültür nosyonu biraz bize bunu anlatıyor. Yani bizim bir bohçamız vardır. Derrida o şekilde anlatır. Referans kavramını kullanır. Der ki bizim bir bohçamız vardır. Biz ne bulursak şey gibi ya da başka bir takım antropologlar gibi Clovis Strauss gibi aslında her birimiz birer birikolörüz. Yani her birimiz gündelik hayatımızda ya da bütün hayatımızda bir kolaj yapıyoruz. Bir resim sanatı aslında inşa ediyoruz. Parçaları alıyoruz, bir araya getiriyoruz. Zaman içerisinde bazı parçaları başkalarıyla değiştiriyoruz. Dolayısıyla bizim kültürel kimliğimizde böyle inşa alıyor, böyle oluşuyor. Yine göçmenler bize bunu en iyi anlatan özneler olarak karşımıza çıkmaktadır. Octavio Paz bize Latin Amerika'dan, benim çok beğenerek okuduğum bir şair, Simmel'in söylediği gibi aslında bir şey söylüyor. Diyor ki, uzun bir şiir, Güneş Taşı şiiri, sadece oradan bir pasaj sizlere okuyacağım. Yaşam bizim değil, başkalarının. Yaşam kimsenin değil. Biz hepimiz yaşamız. Başkaları için güneş ekmeği,
bütün başkaları için ki bizleriz hep. Ben başkasıyım ben olduğumda, edimlerim başkalarının da olursa benimdir en çok. Kendim olabileyim diye bir başkası olmalıyım ben. Yani ötekine olan ihtiyacımızın burada Has tarafından çok başarılı bir şekilde ifade edildiğini, ötekinin ötekiliğinin korunması gerektiğini, ötekinin asimile edilmemesi gerektiğini, ötekinin dışlanmaması gerektiğinin altını çizen bir şair Pas. Yine Levinas'a dönecek olursak, Levinas ısrarla ötekinin ötekiliğinin korunması gerektiğini söyler. Onun reddedilmesi, onun dışlanması, dışlanması yerine onun ötekiliğinin, biricikliğinin korunması gerektiğini söyler. Ama Levinas bunu söylerken burada ötekilik kavramını tartışırken farklılık kavramını kullanmadan tartışır. Çünkü farklılık postmodernitenin yine benim görebildiğim kadarıyla postmodernitenin bize dayattığı rejimlerden bir tanesidir. Farklı olmak. Farklı olmak bu kadar bayraklaştırılırken Freud'un referanslarıyla konuşarak olursak bir süre sonra küçük minör farklılıklarımızın bile narsist bir şekilde yüceltildiği bir uzamda yaşamakta olduğumuzu görürüz. En ufak farklılığımızın bile yüceltildiği, abartıldığı bir noktada olduğumuzu görmemizde gerektiği kanaatindeyim. Burada kullanılması gereken şey Levinas'a göre biricikliktir. Yani farklılığın reddedilmediği, hepimizin biricik olduğu gerçeğidir. Biriciklik, yani uniqueness dediğimiz şeyin, ben yine göç çalışmalarında son derece önemli bir kavram olduğu kanaatindeyim. Çünkü hepimiz farklıyız, hepimiz biriciyiz aslında. Öyle ki bizim parmak izimiz dünyada tektir, biriciktir. Yani bu bir gerçekliktir, farklılık bir gerçekliktir. Bunun üzerine daha başka söylemler inşa edilmesine ihtiyaç yoktur. Bu söylemlerin inşasıyla birlikte aslında sürekli farkında olalım ya da olmayalım, benzerliklerimizin göz ardı edilmeye başlandığını, toplumsalın giderek çözüldüğünü, bizi var kılan unsurlardan giderek uzaklaştığımızı görüyoruz. Bir sosyal antropolog olarak bizleri var eden ortak noktalarımız ne diye soracak olursanız, gündelik hayatta karşılaştığımız her şey. Bir göçmen olun veya yerli bir kişi olun, sizin göçmenden hiçbir farkınız yoktur. Almanya'daki bir Türkiye'li göçmen ile Almanyalı orta sınıf, orta üst düzey sınıf arasındaki insan arasında hiçbir fark yok. Gündelik hayattaki unsurlara baktığımız zaman nedir? İyi bir iş sahibi olmak, iyi bir yaşam sahibi olmak, çocuklarımızı iyi okullara göndermek, insanca bir yaşam. Dolayısıyla son 30 yıla damgasını vuran neoliberal anlatının bizleri kültürelist bir takım paradigmalar içine hapsettiği gerçeğinden yola çıkarak bu kültürelist olanın reddedilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bunun altını çizmek isterim. Medeniyetçi anlatının, kültürelist anlatının olup biten bütün sosyoekonomik ve politik meselelerin dinselleştirilerek bize anlatan anlatının reddi gerektiği kanaatindeyim. Yine bizim kendi çalışmalarımızda, Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun, kendi çalışmalarımızda son dönemde maalesef Trump aynı şeyi yapıyor. Trump'ın destek verdiği evangelikler aynı şeyi yapıyor. Bir takım İslamcı çevreler aynı şeyi yapıyor. O da birbirini radikalleştiren, kartezyen bir söylem biçimi. O da işte dünyada olup bitene baktığımız zaman dünyada her şeyin Haç ve Hilal arasındaki çatışmayla açıklandığı bir düzlemde yaşadığımızı unutmayalım. Bunun ideolojik, medeniyetçi ama medeniyeti dine indirgeyen bir anlatı olduğu kanaatindeyim. Halbuki olup bitenin son derece sosyolojik, ekonomik, politik meseleler olduğunun altını çizmek gerektiği kanaatindeyim. Bir süre sonra bitireceğim.
O da, benimki de bir yolculuk. Levinas'tan başladım. İsterseniz biraz bu tolerans, hoşgörü, göç bağlamında yine tartıştığımız konular olan çok kültürcülük, kültürler arası kavramları bitireyim. Türkiye'den konuştuğumuz zaman tolerans kavramını hepiniz kullanıyorsunuz. Burada tıpçı arkadaşlarımız varsa tolerans daha biyolojiden gelen bir kavram aslında. Bazen midemiz bazı şeyleri tolere etmeyebilir. Fakat ilginç, tolerans kavramı, hoşgörü kavramı ya da tahammül kavramı. Tahammül kavramının kökenini hatırlayabilen var mı? Tahammül. Arapça bir kavram. Hamile. Hamıldan değil mi? Hamile. Taşımak. Hamıl. Taşımak, yük. Evet. Değil mi? Hamili kart yakınımdır. Bu kartı taşıyan yakınımdır. Hamile. Değil mi? Yük taşıyan. Aslında tahammül, Latince'deki, Fransızca'daki tolerans kavramıyla eşdeğerdir. Oradaki Latince kavram tolerer kavramıdır. Tolerer kavramının eş anlamlısı suffer'dır, suffrir'dir, yani acı çekmektir. Aslında siz normal koşullarda olmasını istemediğiniz ama hasbelkader olan ve haz etmediğiniz bir şeye katlanmak zorundasınız. Tahammül böyle bir şey. İşte Türklerin Ermenilere tahammülü gibi. Bunları tabii kategorik olarak söylüyorum. Ya da bir takım Sünni insanların Alevileri, ki bunun söylemleri vardır değil mi? Zaman zaman Recai Tutan'ı mesela ben hiç unutmuyorum. Tahammül etmek zorundasınız diyordu. Öyle bir kavram kullanıyordu. Ya da Hollanda bunun en iyi örneğidir. Hollanda bunun beşiğidir. Hollanda'da yani yıllardır Müslümanların Hollanda'ya göçünden bu yana, 60'lı yıllardan bu yana Hollandalıların söylediği şey Hollandalıların Müslümanları tolere etmek zorunda olmaları. Tamam. Şimdi bu bugün bizim tabii çok eleştirdiğimiz bir şey. Ben tahammül kavramını kullanıyorum ama kendi literatürümde çok eleştirel olarak kullanıyorum. Tolerans kavramını keza yine öyle. Orijine baktığımız zaman mesela enteresandır. 16. yüzyılda tolerans kavramı Avrupa'da görülmeye başlanır. Önce Fransa, İspanya, bunlar önemli çünkü 1489 değil mi, Katolikleri İspanya'dan Yahudileri ve Müslümanları gönderdikleri tarihtir. Osmanlı özellikle Yahudilere kucak açmıştır, Müslümanlara kucak açmamıştır bu arada. Altını çizelim. 1572'de Saint-Barthélemy katliamı vardır Fransa'da. Bir gecede, birkaç gecede Katolikler binlerce Protestan'ı katlederler. Bunu John Locke çok güzel anlatır, tolerans üzerine makalesinde çok güzel anlatır. Yani tolerans dediğimiz şey bu emperyal rejimlerin ardından ortaya çıkan modern ulus devletlerin varlığıyla birlikte, kapitalistleşmeyle birlikte, endüstrileşmeyle birlikte ortaya çıkan bir yönetişim biçimidir. Aslında rejim, yönetişim rejimidir. Foucault'yen bir terminoloji kullanmak gerekirse bir tür yönetselliktir. Çünkü ortaya çıkan endüstrileşme süreci beraberinde şunu getiriyor. Herkese ihtiyaç vardır bu endüstrileşme, endüstriyel üretim sürecinde insan gücü olarak, el emeği olarak, ister Protestan olsun, ister Katolik olsun, ister Müslüman, ister Yahudi olsun, herkesin el emeğine ihtiyaç vardır. İşte o noktadan sonra birilerinin, başka birilerini dini farklılıkları nedeniyle katletmeleri, yok etmeleri bir lüks haline gelir ve ulus devletle birlikte tolerans rejimi gündelik hayatımızın bir parçası haline gelir. Bilin bakalım Avrupalılar tolerans kavramını nereden alıyorlar? 15. 16. yüzyılın başlarında Osmanlı'nın Balkanlar'da kurduğu, Medine vesikasına referansla kurduğu rejimden alıyorlar. Başarılı bir rejim dönem itibariyle. Başarılı bir şekilde Müslümanların farklı olan Yahudileri veya Katolikleri, Protestanları bir arada yaşama konusunda bir rejim inşası söz konusu ve Batı'nın da tolerans rejimini buradan aldığını hatırlatmakta fayda var. Bugün gelinen noktada biz iki rejimin
birbiriyle karşılaştırmak durumundayız. Sonuç itibariyle ben şunu söylemek istiyorum. Çok kültürcü anlatı, sınırları olan bir anlatıdır. Bugün her yerde tartışılan bir anlatıdır. Kulağa hoş gelir. Ama çok kültürcülük anlayışı aslında şunu bize anlatır. Çoğunluk toplumunun sahip olduğu sosyoekonomik ve politik iktidarın ötesinde kalan alanlar, yani azınlıkların ait olduğu alanlar kültürel olarak tanımlanır. Ve bu kültürel alan azınlıklara bir özgürlük alanı olarak sunulur. Ve bu alanlar dışında politik ve sosyoekonomik alanlarda çoğunluk toplumunun üyeleriyle rekabet etmelerinin önüne geçilir. Yani bize der ki çok kültürcülük, bakın ben devlet olarak ben size dilinizi, dininizi, kültürünüzü rahatlıkla ifade edebileceğiniz alanlar yaratıyorum ve sizi finanse ediyorum. Buyurun burada istediğinizi yapın, folklorunuzu yapın, egzotik ne varsa onu yapın, tamam mı? Ama üstü örtük bir şekilde aynı zamanda diyor ki, fakat siyaseten var olmayın, parlamenter rejim içerisinde yer almanın yollarını aramayın, sosyoekonomik anlamda benim kendi vatandaşlarımla rekabet etmeyin. Müslümansanız Müslüman olarak kalın, Türkseniz Türk olarak kalın, bu şekilde devam etsin. Bu benim en başta anlattığım 19. yüzyılın holistik kültür dostluğuyla bağlantılı muhafazakar bir anlatıdır. Her ne kadar kulağa liberal gelse bile kültürelisttir, neoliberaldir. Ama kültürler arası yaklaşım ise benim ikinci örnekte verdiğim senkretik kültür nosyonu, yani günümüzün kültür nosyonunda daha doğru orantılıdır. O da şu, aslında kültürler birbirlerinden öğrenirler, değişirler, birbirlerini beslerler. Dolayısıyla birbirleriyle iç içe yaşamak zorundadırlar. Onları ayrık kümecikler olarak tasarlamak doğru değildir. Antropolojik olarak zaten yanlıştır. Kültürler birlikte birbirlerinden öğrenirler. O yüzden eğitime baktığımızda mesela pek çok yerde kültürler arası eğitim modeli anlatılırken mesela bir sınıfta Hristiyan çocuklar olabilir, Müslüman çocuklar olabilir, Yahudi çocuklar olabilir. Bu çocukların birbirlerinden öğrenmeleri beklenir. Ama multikültürel bir eğitim modelinde ise her biri kendi klasörü, kendi adacı içerisinde yaşamak durumunda kalmaktadır. Ben bir şiiri okumayacağım burada ama yine başladığım şekilde bitireyim. Kavafis'in İtaki şiiri değil mi? Yolculuktur aslında asıl olan. Sizin kendi çıktığınız yere dönmeniz zaten kaçınılmazdır. O olacaktır değil mi? Odysseus ne yapıyor? Truva savaşlarına giderken ordusunu toplayıp gemileriyle birlikte İthaka'dan yola çıkıyor. Ve Truva savaşı kazanıldıktan sonra tek amacı kendi evine, İthaka adasına ve ailesine, çocuklarına kavuşmaktır. 10 yıl süren bir yolculuğun ardından canavarlarla, iblislerle karşılaşmak durumundadır. Akdeniz'in pek çok yerine uğramak durumundadır. Ve bütün derdi evine varmaktır, hedefine varmaktır. Levinas diyorum, Kavafis bize diyor ki, yani siz zaten hedefinize ereceksinizdir, erişeceksinizdir. Ama unutmayın ki sizi asıl zenginleştiren, size pek çok İthaka vaat eden şeyin kendisi, yolculuğun ta kendisidir. Yol özgürlüktür, yol zenginleştirir. Yol bizim için kaçınılmaz olandır. Sabrınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bizi de böyle kavramların ve temaların içine, bir yolculuğun içine çıkardınız. Sınırlı bir süremiz var ama sizlerden katkı, soru varsa alalım. Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Ben dün bir tweet okudum. Bir kadın yazmıştı. İşte işten çıkmış, çok yorulmuş. Metroya binmiş. Sanırım İstanbul'da yaşıyordu. Metroya bindiğinde işte bir kişilik boş yer varmış. Çok kalabalıkmış metro. Orayı gözüne kestirmiş. Çok da yorgun olduğu için. Fakat üç tane Suriyeli çocuk
onu böyle işte ittirerek gidip oraya oturmuşlar ve sonra dönüp işte o kadına bakıp işte böyle onun ifadesiyle pis pis sırıtmışlar. Sonra kadın bunun üzerine düşünmüş ve şey diye yazmıştı. Ben işte bir de ben işte çok yorgundum, çok çalışıyorum, bir de bunların işte parasını ödüyorum. Bunlar da işte bizim ülkemizde böyle şeyler yapıyorlar diye. Sonra tabii altında bir takım yorumlar vardı, onları okumadım açıkçası. Çünkü böyle bir, biz de bir ne dersiniz diye yazmış şeyin altında, Twitter'da. Ne diyeceğimi düşündüm, ben acaba ne diyorum bu durumda diye. Sonra şeyi düşündüm, yani acaba bu üç tane Suriyeli olmasaydı da işte üç tane Türk çocuğu olsaydı atıyorum işte. Yani kendi milletimizden birileri olsaydı aynı şeyi düşünecek miydi? Bu göçmenlere karşı bakış konusunda tabii çok katmanlı bir şey. Yani böyle bir panelle ya da birkaç günlük eğitimlerle çözülecek bir şey değil ama herhalde bu politik en başta daha farklı yaklaşılsaydı belki. Ama dünyada sanırım göçmenlere çok da farklı yaklaşan bir politik oluşum, devlet çok da yok galiba. Belki bizim işte ilk Suriyeliler bize geldiğindeki yaklaşımımızla işte yıllar geçtikten sonraki yaklaşımımız değişti. O sırada da başka bir sürü şey oldu. Bunu paylaşıyorum. Göçmenleri olan tavrımızın kendi içinde bulunduğumuz, çoğunluk toplum olarak kendi içinde bulunduğumuz sosyoekonomik ve politik koşullarla çok bağlantılı olduğunu söylemek mümkün. Bugün Avrupa ülkelerine baktığımız zaman özellikle mülteciler değil de aslında sanıldığının aksine Avrupa ülkelerinde böyle çok büyük bir mülteci karşıtlığı, mültecilere büyük bir husumet yoktur. Ama mülteci krizi konusu üzerinden tartışmalar yapıldığında biz çok iyi görebiliyoruz ki Avrupa'da bugün yerleşik göçmenlere karşı müthiş bir nefret vardır. Yani bunlar da işte Türkler olabilir, işte Faslılar olabilir. Buradaki asıl ayrıcı şey şudur Avrupa örneğinde. Avrupalılar mültecileri rakip unsurlar olarak, gündelik hayatta rekabet edecekleri unsurlar olarak görmüyorlar. Çünkü onların yardıma muhtaç olan insanlar olduğunu değerlendiriyorlar. Ama asıl rekabet ettikleri o ülkede yıllarca yaşayan, hatta entegre olan insanlardır. Ve nefretleri onlara karşı giderek artmaktadır. Bir anekdot vereyim. Geçtiğimiz yıl Avrupa'da yaptığımız popülizm çalışmasında Rotterdam'da 54 yaşında bir erkek aynen şunları söylüyor bize. İşçi sınıfı bir erkek. Diyor ki, ya diyor ben bu genç Türklerden bıktım diyor. Bunların anneleri babaları o kadar iyi ki bize minnet duyarlardı. Yani 60'larda 70'lerde bize minnet duyarlardı. Ama şimdi bu gençler sokaklarda sürekli bağırıyorlar, çağırıyorlar ve bir takım taleplerde bulunuyorlar. Hani ben bu konuda çalışan birisi olarak bunu aslında olumlu bir entegrasyon örneği olarak görüyorum. Çünkü Hollandalı gençler gibi bu gençler de sokağa çıkıp 2005 yılında Paris'teki banyo eylemlerinde Maghreb'lilerin, Kuzey Afrikalıların yaptığı gibi hak talebinde bulunuyorlar. Tamam. Dolayısıyla orada sosyoekonomik anlamda bir rekabet söz konusu olduğu için o Hollandalı işçi sınıfı mensubu nefretini bu insanlara karşı gösterebiliyor. Bizde ise maalesef nasıl ki Avrupa'da İslamofobiya konusunu tartışıyoruz, bugün Türkiye'de giderek yükselen bir Arabofobi olduğunu farkına varmamız gerekiyor. Giderek yükselen bir Arabofobi var. Bu sadece Suriyelilere karşı değil, işte Körfez'den gelen zengin Araplara karşı, diğer insanlara karşı. Dolayısıyla bizim sorunlarımız olduğu için şu anda biz günah keçisi olarak yanı başımızda duran Suriyelilere nefretimizi kusmaya başlıyoruz. Ben böyle değerlendiriyorum. Biraz sert olmuş olabilir ama biraz öyle görüyorum. Devinas'a gönderme yaparak idrak etmek, ilhak etmek dediniz de tamam. Bu mutlak öteki bağlamında olmayacak herhalde, bunu da belirttiniz. Peki ben birine karşı, ya ezilen birine karşı empati kursam ve onun ezilmişliğini idrak etsem, yine bu bir sömürü mü oluyor yoksa ben kendi içimde yine ona karşı bir şeyler hissettiğim için bir dayanışma içinde mi olmuş? Güzel. Levinas diyor ki mutlak ötekilik durumunda eğer ben
ötekinin gündelik hayattaki deneyimini yeniden deneyimleyebilirsem, o zaman az da olsa anlıyor olabilirim. Yani örnek vermek gerekirse belki burada bir kısım insanlar hatırlayabilir. 1970'li yıllarda Günter Wallraff diye bir Alman gazeteci vardı. Bir Alman bir yıl boyunca Türkçe öğrendi ve bir Türk maden işçisi kılığında Türk maden işçileriyle birlikte Kuzeyrenvestfalya'da yaşadı, madenlerde çalıştı ve ondan sonra En Alttakiler kitabını yazdı. Mesela o mutlak ötekiliğin anlaşılabileceğine iyi bir örnektir. Dolayısıyla ama işte kadın erkek durumunda bizim hep verdiğimiz örnektir. Bir erkeğin bir kadını gerçekten anlayabilmesi için en önemli test erkeğin de hamile olabilmesidir. Tamam mı? Bu mümkün değil. Hani onu özellikle belki örnek vermek mümkün ama burada bütün mesele bence konuşmaya, düşünmeye, felsefileştirmeye devam etmek. Levinas bize bunu öneriyor. Çünkü mutlak gerçekliği bulduğumuzu hissettiğimiz anda onun savunulması söz konusu oluyor. Ve o gerçekliğin bir taraftar kitlesi oluyor ve ontolojik bir vaka haline geliyor. O ontolojik vaka karşısında onu eleştiren başka bir takım ontolojilerin ortaya çıkmasını beraberinde getiriyor ve bu kaçınılmaz bir savaş olarak karşımıza çıkıyor. Onun önerdiği şey saygı. Yani çok da fazla böyle anlamaya çalışmadan ötekine saygı duyarak birlikte konuşmaya devam ediyor olmak. O bizi işte haber masa götürüyor. Diyalog etiğine götürüyor. Çünkü bazı şeyler çözümsüzdür. Biz konuştukça, yüz yüze baktıkça göçmenlerle de öyle, komşuluk ilişkileri geliştirdikçe, değil mi? İsmini bildikçe, ailesini bildikçe, o beni tanıdıkça, iletişimimiz devam ettikçe birbirimize zarar vermemiz mümkün değil. Yüz yüzelik burada asıl olan ama bugünkü dünyada, değil mi? Sosyal medyada artık yüz yüzelik kalmadığı için kriz orada giderek derinleşiyor. Dolayısıyla her defasında işte yüz yüze bakmak, ötekinin çıplak yüzüne bakmak asıl iletişim, böyle bir iletişim olsa gerek. Peki, ben çok kısa bir sizin konuşmanızdan kaydedebildiğim bazı kavramlar var. Bunlardan bir kaybolmak oldu. Hani yorulunca hep kaybolmak akla gelir. Ama siz sanki kaybolabilme özgürlüğünden bahsettiniz. Belki göçmen olmak ya da azınlık olmak kaybolabilme özgürlüğünü de getirebiliyor insanda. Ona belki hani... Güzel, yani kaybolmak... Aslında kaybolmak iyi bir şey. İşte o yüzden kaybolabilmek özgürlüğü yani. Tabii kaybolmak çok güzel bir şey. Çünkü işte yine Levinas'ın söylediği şeye referansla eğer kendinizden çok eminseniz doğruluk yani self-righteousness dediğimiz yani hani her şeyi kendinden menkul olarak görmeye başlama riskiniz vardır. O zaman eleştiriyi kabul etmemeye başlıyorsunuz değil mi? Gündelik hayatta onun örneklerini çok görüyoruz. Kendinizden emin olmamak bazen çok da iyi olabilir çünkü başkalarının haklı olabileceği ihtimalini o zaman göz önünde bulundurmaya başlıyorsunuz ve o bir aradığını mümkün kılan bir şey aslında, bir şüphecilik ya da bir şüphecilik demeyelim de evet ötekinin var olmasına olanak tanıyan bir etik durum aslında. Belirsizlik. Benim kayıplarım Bulgaristan göçmeni, 1951 göçmenlerinden. Geçen yıl onu ilk kez biz vatanına götürdük. Uzun süre ben gittim, ne işim var orada, ben orayı unuttum falan diyordu. Babası işte orada aslında bir siyasi, Türklerin kurduğu siyasi, biraz antikomünist bir teşkilatın üyesi olduğu için çok kötü bir şekilde Türkiye'yi gönderiyorlar. Yani biraz acılarla dolu bir yolculuk. Hani belki bilirsiniz kadınların Kürt giyip Kürtlerini satmak zorunda oldukları. Ama biz oraya giderken bir öyküler açıldı. Ve öykünün içerisinde benim eşimin de ilk kez duydu. Yani bizim kayınpederin babası Türkiye'de işe konulduktan bir müddet sonra şikayet üzere komünist olduğu için işten atıldı. Tabii çok ironik ve çok tuhaf bir şey. Ama başka bir tuhaflık bunun o evde bir daha hiç konuşulmaması. Uzun dönem bir açlık çekiyorlar, işsiz kalıyorlar, birçok yerlerde çalışıyor.
Hatta onun tanıdıkları onu Ankara'da işe koyuyorlar. Ankara'dan işte evi olan Kırıkkale'ye trenle gidip gelmek zorunda kaldığı çok hani zorlu bir şey. Belki de bu kaybolmanın ve köklerin dışında bir de anlatılmayan öykülerin kahramanı göçmenler, aktaramadıkları öyküleri de belki tam da bizlerin konusuyla başka öykülerin içerisinde, başka kavramların içerisinde olur. O nedenle tohumlara çok düşkün oluyorlar benim izlediğim göçmenler. Mutlaka böyle bir şey etmek, o tohumdan bir şey üretmek, hele ki memleketlerine ait o tohumda, o toprağa olan düşkünlükleri ayrılıyor. Ben çok teşekkür ediyorum değerli konuşmacımıza. Katkılarından dolayı bizi gerçekten güzel bir yolculuğa çıkardınız.